Bismillahirrahmanirrahim. Kavaidül İrab derslerimize devam ediyoruz. El meseletü saniye, ikinci mesele. Cümlelere dair konumuzdu. Fil cümleli cümleler hakkındadır. Elleti öyle cümleler ki leha o cümleler için vardır. Mahallün bir mahal, bir yer. Neden? Minel İrabi, İrab'tan kendileri için bir mahal, bir yer olan cümlelere dair konu. Cümel, cümle tün kelimesinin çoğulu, cemi mükesseri, gayri akıllı olduğundan elletiye gelmiştir. Yani müfret müennes gelmiştir. Vehiye, o cümleler, daha doğrusu cümleler demeyelim de İrab'tan kendisi için mahal olan cümleler nedir? Seb'ün yedidir. Yani yedi tane yer vardır. İhdaha o yedi yerden birincisi. Ha o yedi yerden birincisi nedir? El vakiatu haberan. Haber olarak vaki olan cümledir. Bir cümle haber olarak vaki olduğunda kendisinin irattan mahalli olur. Yani mahallen şöyledir, mahallen böyledir diye söylenir. Birazdan daha açık belli olacak. Ve mevzi'uha ve onun mevzisi, yani cümle haber olarak vaki olduğu zaman onun yeri, konumu nedir? Raf'un, raftır. Nerede peki raftır? Yani mahallen merfudur, mahallen raftır denilir. Hangi durumda? Fî bâbeyil mübtede'i ve inne. İnne ve mübtedanın babında, yani innenin haberi veya müptedanın haberi cümle olarak vaki olduğunda o cümleye mahallen merfu denilir. Nahvu ne gibi? Zeydün, zeyt müpteda, kâme fiil, ebuhu, kâme ebuhu, kâme fiil, ebuhu faili. Kâme ebuhu bir cümledir dolayısıyla. Nasıl bir cümle? Fiil cümlesi, fiille başlamıştır. Gâme ebuhu, gâme fiil, ebuhu fail. Bir fiil cümlesidir ama aynı zamanda Zeyd'in haberidir gâme ebuhu. Nasıl bir haber? Cümle haber. Ne demiştik? Mübtedanın veya innenin haberi cümle ise o mahallen merfu diyeceğiz ona. İşte burada mübtedanın haberi ne? Cümle. Fiil cümlesi. Öyleyse bunun irabı nedir? Mahallen merfudur. Fiil cümle olarak mahallen merfudur. Kelime olarak demiyoruz. Gâme fiildir. Zaten fiil mazi olduğundan zamm üzere mebni. Ebuhu merfu halde. Vav sayesinde. Ebu, eba, ebi biliyorsunuz. Mahallen irab verirken kelimelerin bizzat kendi görünen iraplarından bahsedilmez. Cümle olarak irabından bahsetmekteyiz. Ve inne örnek vermek gerekirse inne zeyden ebuhu gaymun. İnne ismini nasb, haberini raf eder. Zeyd onun ismi, ismini nasb etmiş. Fetha ile müfret isim olduğundan fetha ile nasb hali. İsmini nasb etti. Ne lazım? Haber lazım. Ebuhu gaymun. Ebuhu gaymun bir isim cümlesidir. Ebuhu mübteda, gaymun haberdir. Ebuhu mübteda, gaimun, ebuhunun haberi. Demek ki burada ne var? Bir isim cümlesi var. Ebuhu gaimun bir isim cümlesidir. Bir cümle olarak innenin haberidir. İnne ismini nasb etti. İsmi Zeyd. Haberi nerede? İnnenin haberi ebuhu gaimun cümlesidir. Sadece ebuhu değil, sadece gaimun değil. Cümle olarak haberidir. İrabı nedir? İnnenin haberi ne olur zaten? Merfudur. Öyleyse mahallen merfu diyoruz. Ve nasbun, yani haber olarak vaki olan cümlenin İrab'tan mahalli nedir? Nasb'tır. Mensup olur. Nerede o cümle mensup olur? Mahallen nerede mensup olur? Fî bâbey, kâne ve kâde. Kâne ve kâde babında da mahallen mensup dersin habere. Cümle olarak geldiyse. Kâne derken kâne ve kardeşleri, yani kâne ve diğer nakıs fiiller. Kâde derken yani kâde ve diğer mukarebe fiilleri kastedilmiştir. Tek tek hepsini yazmamıştır. Nahvu ne gibi? Kânû yazimûne.
Kanu, kâne, kâna, kânu. Sonundaki vav. Kânenin nesi olmaktadır? Sonundaki vav. İsmi olmaktadır. Mahallen merfudur. Yazımune ise bir cümledir. Yazımune fiil. Kendisinde bulunan yazımune'deki vav harfi görmekte olduğunuz vav faildir. Mahallen merfudur. Ne mahallen merfu? Vav. Fail mahallen merfu. Aynen Kanu'daki vav da mahallen merfu idi. Ama konumuz o değil. Konumuz Kâne'nin ismi bu. Tamam, ismini zaten raf eder. Haberi ne yapar Kâne? Nasb eder. Öyleyse yazımune bir fiil olarak mensuptur. Fiil olarak değil de fiil cümlesi olarak. Yazımune fiil, vav fail, fiil fail bir cümle oluşturur. Nasıl bir cümle? Fiil cümlesi. İşte bu cümle olarak mahallen mensuptur. Kâne'nin haberidir. Ve ma kadu yef'alune. Buradaki vav da Kâde'nin ismidir. Mahallen merfudur. Kendisine haber lazım. Haberi ne olacak? Mensup olacak. Burada geçmişti. Yef'alune bir fiildir. Kendisindeki vav fiilin failidir. Fiil cümlesi olarak mahallen mensuptur. Kâde'nin haberidir. İhdaha dediğimiz birinci yer böylece bitmiş oldu. Tabi bu okuduklarımız ayettir. Hemen bakalım. 2 ve 3 numaralı dipnotlar. 2 numaraya baktığımızda Araf suresi 162. ayet. 3 numaralı dipnota baktığımızda Bakara suresi 71. ayeti görmekteyiz. Es-saniyetu ve salisetu. Es-saniye ikinci, es-salise üç demek. İkinci ve üçüncü yer. Yani ihdaha birincisi demişti ya. İkincisi ve üçüncüsü. Neyin ikincisi ve üçüncüsü? 7'den ikinci ve üçüncüsü nedir? El-vâkıetu hâlen. Hal olarak vâki olan cümledir. Vel-vâkıetu mef'ûlen. Ve mef'ûl olarak vâki olan cümledir. Vâki olan gelen yani. Ve mahalluhuma ve ikisinin mahalli yani İrab'tan yeri konumu nedir? En-nasb, bu nasb'tır. Demek ki hali cümle olarak gördüğümüzde mahallen mensup deriz. Veya mef'ulu cümle olarak gördüğümüzde mahallen mensup deriz. Fe'l-hâliyetü öyleyse hemen haliyen örneğe geçsin. Nahu ne gibi? Yine ayet. Ve câû ebâhum işâen yebkûne. Bu da 4 numaraya bakalım. Hemen kaç numara ayet olduğunu belirtelim. Yusuf suresi 16. ayet. Ve ca'u ebahum işa'en yekûn. Bu cümlede hal hangisidir? Yekûnedir. Bu bir cümledir. Kendisinde vav vardır. Fiil muzari. Fiil fail cümle oluşturmaktadır. Haldir. Fiil cümlesi olarak haldir. İraptan konumu nasptır. Mahallen mensuptur demekteyiz. Vel mef'uliyetu mef'ul cümlesi ise tekaü vaki olur, bulunur. Nerede? Fi erba'ati mevâdı' dört mevzide, dört yerde bulunur. Hemen belirtelim ki bazı kitaplarda da tekaü fi selaseti mevâzı'a yazmaktadır. Hemen bir numaralı dipnota bakalım. Sanırım ona değinecektir. Görüldüğü üzere fi selaseti mevazi yazmaktadır. Yani üç yer, üç konum belirtilmekte. Evet, bazı nüshalarda farklılık olduğu burada da belirtilmiştir. Biz tekrar ibaremize dönelim. Birincisi nedir? Mahkiyeten bil kavli. Kavl maddesiyle hikaye edilerek bulunur. Yani hikaye iken kendisinde yer bulunur. Nahu ne gibi? Gale inni Abdullah. Burada gale'nin İrab'tan mahalli yoktur. Çünkü istinafidir. Ardından gelen inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Cümlesi ise kavlin meguludur. Mahallen mensuptur. Ne demişti? Mahkiyeten bil gavl. Evet, mahkiyeten bil gavlin örneği. Ve ikinci madde saniyeten lil mef'ulil evveli. Burası
saniyeten olmalı. Saliyeten değil, saniyeten. Lam değil, nun olacak. Saniyeten. Lil mef'ulil evveli. Birinci mef'ul için ikinci mef'ul olarak vaki olmaktan bahsedilmekte. Şey babı zanne. Zanne babında. Nahu ne gibi? Zanantu zeyden yakra'u. Ben Zeyd'i okuyor sandım. Bu cümleye baktığımızda zanne fiil, tu fail, zeyd birinci mef'ul, yakra'u ikinci mef'ul. Nasıl bir mef'ul? Cümle. Çünkü yakra'u huve failiyle birlikte bir cümledir. Cümle olarak nedir? Mahallen mensuptur. Az önce değinmiştik. Buradaki vav aynı şeyin devamı. Yani A maddesi, B maddesi olarak değerlendirebiliriz. Ve saliseten. Ve saliseten lil mef'ul sani. İkinci mef'ul için üçüncü mef'ul olarak vaki olmak. Fi babi e'lemu. E'lemu babında. Aslında e'lemu değil, e'leme olmalı. E'leme mazi bir fiil. Nahu ne gibi? E'lemtu zeyden amran ebuhu gaimun. Şimdi baktığımızda e'leme fiil, tu fail, zeyd birinci mef'ul, amr ikinci mef'ul, ebuhu gaimun bir cümle olarak üçüncü mef'uldür ve cümle olduğu gayet aşikardır. Ebuhu gaimun isim cümlesinden oluşmakta, mübteda ve haberden oluşmakta bir mef'uldür. Mahallen mensup olmaktadır. Ve üçüncü yer muallakan talik olduğu halde talik. Anha o cümleden ne talik olduğu halde el amilu amil talik olduğu halde bulunur. İptalul ameli ala sebilil vücubi lafzan la manen. Talik bu demekti. İzhar veya kafiyede geçiyor olması lazım. Zamanında ezberlemişiz. Aklımızda o şekilde kalmış. Yani amelin lafzen iptal edilmesidir. Mahallen veya manen değildir. Nahu ne gibi? لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى. Bu da bir ayet. Hemen üçüncü dipnotumuza göz atalım. 3. Kehf suresi 12. ayet. لِنَعْلَمَ bir fiil olduğundan dolayı amildir. Kıyasi amillerden. Neydi? Mutlak fiil. Ama amel edememiştir. Neden? Araya eyyü girmiştir. Aynısı diğer örnekte de var. Yani ve nahu demek bu da. فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكَى. Araya yine eyyü girmiştir. Dolayısıyla لِيَنْظُرْ fiili de amel edememiştir. Ama bununla birlikte eyyülerden sonraki kısım burada mahallen mensubiyeti ifade eden yerdir. Yani mahallen mensuptur. وَرَوَابِعَتُ dördüncü yer. Yedi tane yer vardı. Yedi tane cümlenin mahallen irabı olurdu. Dördüncüsündeyiz. Rabi'atü dördüncüsü nedir? El muzafu ileyha. Muzafun ileyhtir. Ve mahalluha ve muzafun ileyhin yeri, konumu nedir? El cerru. Cerdir. Nahu ne gibi? Hada yevmun. Yenfa'u s-sadiqine sidguhum. Hada yevmu. Burada haza mübtedadır. Yevm kelimesi ise onun haberi olmakta. Ardından gelen yenfa'u s-sadiqine sidguhum da bir cümledir. Nasıl bir cümledir? Hatta yenfa'u s-sadiqine diyelim. Yenfa'u fiil. Tahtından müstitir. Hüve faili var. S-sadiqine de mef'ul. Fiil, fail, mef'ul bir fiil cümlesidir. Ama irabı nedir? Mahallen mecrurdur. Neden mahallen mecrur? Çünkü yevm kelimesi aynı zamanda muzaftır. Yani hazanın hem haberidir yevm, hem de yevm nedir? Muzaftır. Şeylerin başına muzaf gelir mi? İşte bu şekilde gelir. Örnekleri çoktur esasen. Bina maksut gibi kitaplarda, avamil, izhar gibi pek çok kitapta örneği vardır. İbare nasıl gelir? Önce nahvu, işte örnek gibi gelir. Ardından fiil cümlesi gelebiliyor. İşte nahvu nasara zeydun amran. Oradaki nahvu muzaftır. Nasara zeydun amran bir cümledir. Nasıl bir cümledir? Mahallen mecrur bir cümledir. Yani şu an işlediğimiz şeyin örnekleri esasen klasik kitaplarda doludur.
Ve nahu ve diğer örnek. Yevmehum barizune. Bu da bir ayet. Altıya bakalım hemen. Kaçmış. Gafir suresi 16. Tekrar ibaremize döndük. Evet, yevmehum barizune kelimesi de yine mahallen mecrur bir cümle burası. Ve küllü cümletin her cümle ki vakat vaki oldu neden sonra? Ba'de izden sonra ev veyahut da izadan sonra ev veyahut da haysu hasiden sonra vaki olan her cümle ev veyahut da lemma. Lemma'dan sonra vaki olan her cümle ama nasıl lemma? El vücudiyye. Vücudi olan yani lemmayı vücudiyeden sonra veya hasüden sonra veya izadan, izden sonra vaki olan her cümle nedir? Mahallen mecrurdur. Buradaki vav ve yine mahallen mecrurdur manasına gelmekte. Lemmayı vücudiye ne demektir? Lemma iki tane cümle alır. Bu cümlelerden ikincisinin var olması ancak birincisinin varlığına bağlıdır. Lemma ca'eni Zeydun ekramtuhu gibi. Lemma ca'eni Zeydun ekramtuhu gibi. Lemma ca'e geldiği zaman ni bana kim? Zeydün Zeyd. Bana Zeyd geldiği zaman ekramtuhu ona ikram edeceğim. İkram etmem neye bağlı? Zeyd'in gelmesine bağlı. İşte ikinci cümlenin olması birinci cümleye bağlıdır. Bu yüzden buna lemmâ-i vücûdiye denilmektedir. Ki o da kime göredir? İnde men. O kimseye göre ki gâle dedi. Ne dedi? Bismiyetiha. Yani onları isim saydı. Onlara isim dedi. Onlara isim diyen kişiye göre. Bu kişi kimdir? Ebu Ali Farisi'dir. Ev veya beynema, ev beyna. Bunlar pek çok ibarede yok ama bu nüshada yer almıştır. Bunlar da katmıştır yani. Sadece lemmay vücudiye, hay suyu, izi izah değil. Bunlar da katılmıştır bu ibareye göre. Fehiye cümle nedir? Fi mevzi'i hafzin. Mecrur mevkisindedir. Ne sebebiyle? Bi izafetihinne izafe nedeniyle ileyha kendisine. İzafet nedeniyle mahallen mecrur sayılmaktadır. Yani bu cümlelere niye biz hep mahallen mecrur diyoruz? Çünkü başlarında bir muzaf vardır. Bu muzafa örnek az önce de verdiğimiz gibi bina, maksut, avamil, işte izhar, kafiye gibi kitaplarda sürekli geçen Nasara, Zeydün, Amran ve benzeri cümlelerin başında hep ne yer alır? Nahvu yer alır. İşte neredeki nahvu var? Ardından cümle geldi. Buraya örnektir. Yani oralara bakarak pek çok kendiniz örnek oluşturabilirsiniz. Zaten kitaplarda yer almakta. İz ve iza zaman zarfıdır. Haysu ise mekan zarfıdır. Ehfeşe göre bazen zaman zarfı da olmaktadır. Böylece bu videoda burada son buldu. Vel hamisetu ile devam edelim.